Peki böbreklerimizi korumak için neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Çok önemli bir soru. Çünkü benim böbreğim çalışıyor diye hiçbir an düşünmeyiz. O zaten kendi işini yapıyor ve biz bu arada televizyon seyrediyoruz, işimizi yapıyoruz, sporumuzu yapıyoruz, kitabımızı okuyoruz. Ama böbrekler çalışıyor, uykuda bile çalışıyor. Yaptıkları iş o kadar önemli. Nelere dikkat edelim bu arada? Hani zaten kendi başına çalışıyor da biz ona zarar vermeyelim gibi ben bu soruyu anlıyorum. Bir kere tansiyonumuz yüksek olmayacak. Yüksek bir tansiyon böbrekler için gerçekten zehir. İkincisi böbreklerin rahat çalışması için günlük sıvı ihtiyacımızı ağızdan yeterli miktarda almamız lazım. Yani bugünkü koşullarda yaşam standartlarının da getirdiği su yerine meşrubat, su yerine kahve, su yerine çay bazen, su yerine kolalı içecekler tüketilir oldu. Böbrek onlardan da istifade ediyor. Yani sıvı ihtiyacını onlardan illa alıyor ama ek bir işlemler, ek bir ayrıştırmalar gerekiyor. Bence bu böbreklere bir anlamda haksızlık etmek olur. Yani insan sevdiği çayı, kahveyi, Türk kahvesini, belki bazı meşrubatları, meyve sularını içebilir ama mutlaka su da içmeli. Yani böbrek de şunu diyebilmeli, oh saf ve temiz su hemen geldi gibi bir düşünceye sahip olabiliriz. O anlamda böbrekleri korumanın ikinci koşulu yeterli miktarda, düzenli miktarda sıvı almak. Hatta bunu biraz daha derinleştirmek isterim. Mesela evden çıkarken 2 bardak su içip bir daha akşam eve 8'de varınca 3 bardak su içmek de çok doğru bir davranış değil. Hani toplamda belki ben suyumu aldım diyebiliyorsunuz ama yani o arada çalışma süreci 8 saat, 10 saat trafiğiyle, yoluyla düşünürseniz ya böbrek de o arada belki bir öğlen çorbası veya çayı dışında bir sıvı görmüyor vücutta. Kolay gelen bir sıvı miktarı görmüyor. O zaman da işte aslında yoruluyor. Yani kişi diyebilir ki ben bugün 1 litre su içtim. İkisi sabah 2 bardak, 3'ü akşam 3 bardak ama arada sen 8 saat içmedin. Bir de sonra zaten 8 saat uyku olacak veya 6 saat. Yani bu da çok şey değil. Uzmanların önerdiği, bizim okuduğumuz gün içi ayakta olduğumuz süreçte sıvı alımını düzenli, periyodik ve ara ara yapmamız gerekiyor. Yani bir sabah bir akşam yüklenmek, hatta daha kötü sadece akşam sıvıya yüklenmek çok da makbul değil benim gördüğüm. Demek ki böbreklerin korunması, iyi bakılması anlamında tansiyonumuzu yükseltmeyeceğiz. Tabii tansiyonu yükseltmemek sadece bir başlık. Tuzu az tüketeceğiz, sigarayı içmeyeceğiz. Evet. Böbreğe zararlı olan ilaçları iyi bilip onlardan sakınacağız. Çok ufak ağrılar için toksik bir takım ağrı kesicileri almayacağız. Yani ağrı kesicilerden belki %50'sinden fazlası düzenli kullandığında böbreğe zarar verebiliyor. Yani çok fazla böyle ilaç kullanımına gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Yani gereksiz ilaç. Başka bir şey için, yani bir baş ağrısı için, bir ne bileyim kas ağrısı için hemen ilaca başvurmaktan bahsediyorum. Ve yani psikolojik olarak insanlar kendini iyi hissetmek için ağrı kesici alabiliyor. Onlardan bahsediyorum. Bazı antibiyotikler, bazı ağrı kesiciler böbreğe gerçekten düzenli zarar ve evet kümülatif alındığında, böyle düzenli olarak alındığında zarar verebiliyor. Temelde benim aklıma gelen bunlar öncelikle günlük yaşantımız için.